Bozmayın lütfen. Sadık, öncelikle Fenerbahçe'ye hoş geldin. Ailene hoş geldin. Öncelikle neler hissediyorsun, neler söylersin bize Fenerbahçe'de olduğun için? Öncelikle gerçekten buradaki çok sıcak karşılamadan dolayı gerçekten ilk başta Sayın Başkanımız Ali Koç'a, Semih Özsoy Başkanımız'a ve burada ismini saymanın birçok yönetici abilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kendi evimde gibi, kendi yuvamda gibi hissettirdiler. Gerçekten aslında baktığınız zaman da hayalini kurduğum yerdeyim diyebilirim, ait olduğum yerdeyim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum ailemle birlikte. Şu dakikadan itibaren de sorumluluklarımın farkındayım. İnşallah ikinci yarı artık yarından itibaren takımımızla beraber olacağım bu geceden sonra aslında. Yarından itibaren çok çalışacağım, çok mücadele edeceğim. İkinci yarı takımımızı, camiamızı en iyi yerlere getirmek adına mücadelemi sürdüreceğim sonuna kadar. Taraftarlarımızın gönlü ferah olsun. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. İnşallah bunu el birliğiyle hep beraber göstereceğiz. Zaten ilk yarıda da özellikle iç sahadaki maçlarda ne kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu her zaman gösterdi Fenerbahçe camiası. İkinci yarıda da taraftarlarımızdan aynı desteği bekliyoruz. Bizler de sahada terimizin son damlasına kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak onlara o mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İnşallah dediğim gibi camiamızı çok daha iyi yerlere getirerek taraftarlarımızı mutlu ederiz. Peki takımdan arkadaşın var mıydı? Bugün Mehmet Topal senin için güzel sözler söyledi, övgü dolu sözler söyledi. Takip ettiğim en iyi oyunculardan bir tanesi dedi bu sezon için. Sen neler söylersin bu yorum için? Evet, ben de Mehmet abiye sizin de huzurunuza çok teşekkür etmek istiyorum. Ben onu zaten çok eskiden beri tanıyorum. Çok karakterli, çok düzgün. Türk futboluna çok katkılar sağlamış bir futbolcu. Onunla şimdi takım arkadaşı olacağız. Onun da mutluluğunu yaşıyorum. Volkan Demirel'le de geçen tatilde zaten tanışmıştık. O da gerçekten çok düzgün bir karakter ve çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı. Ben de onların izinden yürümeye devam edeceğim. Onlara örnek alacağım. Onlar gibi inşallah Fenerbahçe'ye büyük katkılar sağlayabilirsem ne mutlu bana. Zaten takıma katıldığım zaman da diğer arkadaşlarıma da içli dışlı samimi olacağımı düşünüyorum ben. Hiçbir sıkıntı çekmeyeceğim. Bakalım göreceğiz. İnşallah her şey çok güzel olur hepimiz adına. Tabii sen de Fenerbahçe'ye katılınca sosyal medyada güzel bir etkinlik de oluştu. Seni Puyol'a benzetiyorlar, Marcelo'ya benzetiyorlar. Bu benzetmelerle ilgili neler söylersin? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii bu benzetmeler çok güzel. Ben bu benzetmelere sadece tarzımla değil, saha içerisindeki duruşumla, mücadelemle, sahada gösterdiğim performansla da layık olmaya çalışıyorum. Taraftarlarımız gerçekten özellikle son bir haftada bana çok ilgi gösterdiler, destek mesajları aldım. Bu konuda da onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii işin bir diğer boyutu, gelmiş olduğum kulüp Malatya Spor Kulübü de gerçekten benim üzerimde çok emeği var. Bütün başta başkanımız Adi Gevrek olmak üzere, teknik direktörümüz Erol Bulut ve takım arkadaşlarım, bütün camiamız, personelimiz ve Malatya Spor taraflarına çok teşekkür etmek istiyorum sizlerin de huzurunda. Benim için çok güzel geçen bir 4,5 sezondu ve hayallerimin peşinden geldim. Bugün burada Fenerbahçe camiası bayrağı yanındayım, altındayım. Çok mutluyum. Yani duygularımı tarif edemiyorum açıkçası. İnşallah bu formaya, bu armaya, bu camiaya layık olabilirim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım, çok çalışacağım. Kimsenin de bundan şüphesi olmasın. Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağlık. Hayırlı olsun. Efendim öncelikle hayırlısı olsun. Sadık Fenerbahçe'mize katıldı. Yeni bir oyuncu. Tabii genç bir oyuncu aynı zamanda. Bir baba. Neler söylersiniz Sadık için? Şunu söyleyebilirim. Sezon başından beri çok futbolcu transferi yaptık. Çok futbolcuyla aşırı neşir olduk biliyorsunuz. Futbolun romantizmine, Fenerbahçe'nin romantizmine uygun bir transfer oldu. Ne demek istiyorum? Çünkü gerçekten hem kendisi hem ailesi Fenerbahçe taraftarı bu kadar profesyonelleşen, daha da gitgide endüstriyelleşen bu ortamda bu kadar yürekten Fenerbahçeli bir sporcu bulduğumuz için, aramıza kattığımız için çok mutluyuz. Ait olduğu yuvasına geri döndü. Hem kendisine hem ailesine hoş geldin diyoruz Fenerbahçe'ye. Her şeyden önce emek ve mesai harcayan ve bu işin bitmesinde en büyük pay sahibi olan Sayın Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Sayın Semih Usta'ya da çok teşekkür ediyorum. Ve Malatya Spor Camiası'na teşekkür ediyorum. Onların da yolu açık olsun bundan sonra. Sadık hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Peki tabii takımımızda kampta Sadık da oraya katılacak. Tabii transfer çalışmaları var mı? Bununla ilgili konuşmak ister misiniz? Neler söylersiniz? Tabii transfer çalışması Fenerbahçe'de hiçbir zaman bitmez. Durumu iyi olsa da bitmez, kötü olsa da bitmez. Transfer çalışması var.
Ama şu anda sağa daha konsantre olalım. Benim şahsen son zamanlarda en mutlu olduğum futbolcu transferi diyebilirim. Çünkü karakter olarak, oyun tarzı olarak Fenerbahçe taraftarının da çok seveceği bir futbolcu. Benim kanaatim hem sporcu performansı olarak hem de gerek soyunma odası gerek Samandıra'da ruh olarak Fenerbahçe'ye çok şey katacak. Ve bunu da hep beraber göreceğiz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii kampta değilsiniz şu an ama sürekli bilgiler de size geliyor. Kamp kulübümüz için, Fenerbahçe için nasıl geçiyor? Kamp ortamı güzel. Ersun Hoca geldiğinden beri bizim insanımızın seveceği tarz dokunuşlarla biraz ortam düzelmeye başladı. Volkan Baldı'nın gelmesi de çok büyük bir artı oldu. Şu anda Fenerbahçe'de ortam, lig sıralamasını bir kenara bırakalım. Ortam düzelmeye başladı ve bu çok yakında yeşil zemine yansıyacak. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun Sadık. Tamam.